Geçtiğimiz haftalarda AKP'nin bir anda reform gündemi, reform hem hukuk hem ekonomik anlamda bir reform söylemiyle başlayan bir tartışmaya tanık olduk. Akabinde bu cilası dökülmüş bir duvar gibi karşımıza çıktı. Çünkü Boğaziçi öğrencilerinin direnişine gösterilen muameleyle zaten hani bir takım eleştiriler vardı ama tam anlamıyla berrak bir şekilde reformdan neyin kastedildiğini anlamış olduk adeta. Sevilay Hocam bugün ise konuştuğumuz şey yeni anayasa. Yeni anayasa derken AKP neyi kastediyordu? iyice berraklaştı. bugün Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanı'nın 1921 Anayasası ile ilgili göndermesi tartışılıyor. bir yandan da AKP'nin Hüdapar çok beğendi mesela anayasa meselesini orada açıklama yaptı Hüdapar Genel Başkanı. Bu meselenin bir laiklik tartışmasına dönüşeceği izlenimi edinmeye başladım ben ki hem bir anayasal vatandaşlık çerçevesinde AKP her zamanki gibi hani bir şey sunuyor ama diğer taraftan da e, Devletin dini İslamdır gibi bir konuyu anladığım kadarıyla tartışmaya sunuyorlar ya da İslam Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyetinin niteliğinin değişmesini artık yerleştirecekler. Biraz böyle bir ittifaklar gündemine de bir şey katmışlar gibi ee, yine hani e, cilası dökülen bir e, elma şekeri gibi karşımızda duran bir öneri var. AKP'nin e, bütün gündeme getirdiği konulardaki gibi yeni bir durumla karşı karşıyayız herhalde ne olduğu yavaş yavaş netleşiyor. Bu durumda yeni anayasaya farklı gözle de bakmamız gerekiyor galiba. Bu tartışmaları nereye koyalım? Sevilay hocam hani siz bir özet girişle e, yol alırsanız ben de hani farklı sorular var yine eee söyleşiyi açmaya çalışayım farklı sorularla. Tamam. aslında bir galiba yine Boğaziçi Üniversitesi olayları etrafında ilk kez net Yeni bir anayasa gerekiyor, vakti geldi dedi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir Şubat mıydı? E, yeni anayasanın vakti geldi dedi. Hatta bu bir e, espri konusu da oldu. Böyle anayasa vakti diye bir şey mi var birkaç yılda bir diye. E, bu 1921 anayasası bu anlamda e, dünkü sürpriz. Ben bütün bunları böyle aslında çok böyle tasarlanmış, düşünülmüş, şu yönüyle 21 anayasası dediklerini de çok zannetmiyor. Çünkü bu sefer Abdülhamit Gül bir konuşma sırasında Gaziantep'te e, sanırım işte bir tören sırasında e, böyle 21 anayasasını canlandıracak o ruhu canlandıracak bir meclisimiz var bizim diye bir güven ortaya koydu. Bu birçok yönüyle konuşulabilir anayasacılar konuşacaktır. Sahiden benim hiç e, bu anlamda alanım değil. Ama tabii ki ilginç olan şey 1921 anayasası etrafında hani e, sanki böyle sağdan da yorumlar yapılabilir. Soldan da yapılabilir. Gayrimüslimlerin varlığı vesaire ama bir yandan da az önce senin söylediğin gibi bir laiklik çerçevesinde devletin dini vesaire buralardan da e, yorum yapılabilir. Nasıl yorumladıklarını hiç bilmiyoruz ama ben meselenin çok da bunu yorumladılar ve model alacaklar olduğunu düşünmüyorum. Bu şu anda yeni bir toplumsal tartışma için çok uygun bir şey olarak ortaya kondu. Birçok başka sorunu, e, uygulanmayan ahim kararlarını, işte bir gece yarısı fakülteler açılan üniversiteleri, en önemlisi ekonomiyi, çok daha önemlisi daha birkaç gün önce Metropol Araştırma Şirketi e, direktörü Özer Sencar'ın e, bazı önemli tespitleri vardı son kamuoyu araştırmaları çerçevesinde. Bütün bunları bir anda halının altına süpüren bir şey, e, bir Bilmem. değişik Değiştirmek kendinden uzağa mı çekmek gibi mi Aslında görelim? Aslında böyle her şeyi gündem değiştirmek demek de riskli. Böyle bir mevzuları elbette var. Ama ben bir anayasa değişikliğinin bugün gündemimize gelmesinin iki nedeni varsa birisi böyle yeni bir kutuplaştırıcı gündem etrafında Hı. bir gündem yarattı. Ve kutuplaşmayı sürdürme. Hele bunu bir laiklik layık, eksenine çekerlerse sahiden de çok işlerine yarayacak Hı. bu anlamda. Millet İttifakı'nı da böler gibi görünüyor aslına bakarsanız Saadet'i yani Sağ partiler sıkıştıracak bir şey bu. Evet zaten böyle bir hani Sağ Partilerle, Sağ Parti derken zaten MHP yanında Saadet Partisi'ni yanına almak gibi girişimleri oldu. İşte bir müdafaa vesaire böyle bir sağ blok oluşturmak gibi bir meselesi olduğu söyleniyor. Bunun üzerinden mesela Saadet Partisi'ne de bir Meşruiyet bir araya gelmek için meşruiyet zemini de sunan hı hı. bir şey aslında değil mi? Eğer bir muhafazakar çıkış yapılırsa, layıklık e, meselesi etrafında bir bölünme olursa oradan Saadet Partisi'nin e, AKP ile yakınlaşması daha rahat olur. Her ne kadar e, Temel Karamollaoğlu hiç yakın görünmüyorsa da şimdilik e, elbette böyle bir şey de olabilir. Yani sadece gündem değiştirmeden ibaret olmayan e, her zamanki siyaset tarzı mı? Başka bir siyaset hı. tarzı yok. Bir şeyin yeri e, bu, bu galiba e, Hannah Arendt'in lafıdır, Böyle çok teorik bir şey söylemek istemiyorum ama hatırladığım kadarıyla e, böyle bir tür otoriter diyorum biz otoriter diyelim. Otoriter liderlerin e, onun onun diye hatırlıyorum yanlış söylemiyorumdur umarım. toplumu hep hareket halinde tutma ihtiyaçlarından sö söz eder. Hı hı. Hep bir hareket, o hareket içinden bir bir araya gelme. Ee, ve bu, bu, bu dinamizmi burada yaratma. Şimdi burada da anayasa değişikliği ister istemez devasa bir mevzu olarak karşımıza geliyor. Ee, sahiden de o ihtiyaç duyulan hareketlilik bir böyle kafanı toplayıp önüne bakacak imkan bırakmayan bir şey ama bu basit bir gündem değişikliği değil bir siyaset tarzı diye düşünüyorum ben artık. Biraz daha o zaman içine doğru girelim AKP'nin ne olduğunu yaşıyoruz hep beraber. Boğaz içi çok önemli bir örnek, en yakın hı hı. örnek. Oradan hala direniş devam ediyor ve oraya gösterilen etki yani tepki daha doğrusu etkiye hı hı. gösterilen tepki bize zaten açık berrak bir Türkiye fotoğrafı sunuyor buna bir de pandemi, ekonomik sıkıntılar evet, vesaire sıkıntılar. de ekleyerek AKP'yi okumak gerekiyor herhalde. Fakat biz okurken, biz yorumlarken Sevilay hocam, sizi ben izleyenlerime de şöyle duyurmuş olayım, duvarda yazılarınızla, medyaskopta her hafta değil mi? Evet Şu, her hafta. Her hafta analizlerinizle. Yeri gelmişken, yeri gelmişken ama. analizlerinizle anlamaya evet. çalışıyoruz yaşananları ve sizin analizleriniz üzerinden Ben geçen haftaki analizde zaten onun üzerine sohbet etmiştik. Hı hı. muhalefet ile ilgili bir şeyler oluştu kafamda. Acaba sizin gördüğünüz Türkiye'yi, sizin gördüğünüz AKP'yi muhalefet e, görebiliyor mu? Muhalefet partileri sonuçta Türkiye'nin önüne bir e, siyasi mücadele zemini açmak durumunda. E, biraz önce yeni anayasa meselesini algıladığımız gibi reform hı hı. gündemi var, başka gündemleri var AKP'nin ama e, sanki de böyle bir uyuşmuş gibi de toplum. O yüzden biraz daha o tarafa bakalım mı? Yani doğru mu algılanmıyor acaba AKP ya da e, Başka bir hedef mi var? Bizim görmediğimiz bir şey mi var? Nasıl okuyorsunuz Türkiye'de yaşananı? Ya Bana biraz yeni yeni bundan çıkılıyor. Böyle her dönem aynı diyemeyiz ama bir AKP'nin gündemi koyması onun peşinden sürüklenmeler vardı. Bu işin biraz biraz bozuluyor bu denge. Böyle zaman zaman CHP'nin hatta zaman zaman HDP'nin belli bir gündem koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha olumlu bir şey var ama bir yandan da hala bu sürüyor. Mesela bu anayasa değişikliğine gene döneceğim ama e, ilk soruda söyleyemedim. <laughs> Mesela bunu 21 anayasası falan gibi böyle bir tav, şap, neydi o e, şapkadan çıkan tavşan gibi bir şey bir an karşımıza çıkıveriyor. Hemen oradan 21 anayasası neydi, içeriği nasıldı, bunu nasıl uygulayabilir falan gibi bir şey gitmek yerine bu gündem hazır açılmışken işte kamuoyu araştırma şirketleri bize bir şey söylüyorken mesela özel Sencar dedim Az önce hı hı. İlk defa dedi ki geçen hafta Türkiye'nin nabzı galiba onu yaptığı aylık araştırmanın şey sanırım ona referansla e, söyledi İlk defa e, şeye millet İttifakı'na, Cumhur İttifakı'na göre yüzde şey, 8 puan yüzde 8 dili 8 puan daha fazla bir toplum kesimi yakın olduğunu söylüyor dedi yani bu çok önemli bir rakam. Hı hı. Ee, beş puan daha millet İttifakı diyelim ki birisi 39 öteki 5 eklersek ne oluyor? 43. Bir e, şey olursa hangi ittifaka daha yakınsınız bir seçim e, olası bir seçim döneminde ya da işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde diye mi sormuştu? E, i̇lk defa Millet İttifakı'na daha yakınım diyen 5 puan önde. Kararsız olanlar arasında da hani yine böyle bir şey olursa galiba diyen de 3 toplamda 8 puan Millet İttifakı önde görüyor. Bu önemli bir şey. İşte diğer araştırmalar da bize zaten hiç, uzun bir zamandır hiçbir zaman 50 artı 1'i MHP ile birlikte bile tutturamadıklarını söylüyordu. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği belki de biraz buradan konuşulması gereken bir şey. Belki de bu işte e, iki aşamalı değil de tek aşamalı Cumhurbaşkanlığı seçimi hı hı. bir şey mi bunun içine girecek? Bu 50 artı 1 e, iptal eden başka bir düzenleme derdindeler mi? Böyle olursa muhalefetin nasıl bir hazırlığı var? En azından bu niyeti buradan deşifre etmek gibi şimdi anayasa değişikliği söylüyorsunuz çünkü böyle bir tablo var. Tek buna indirgenemez belki ama bu da bir siyasettir. Bu söylenebilir. Ne Ayrıca neden böyle hani bu, bu değişiklik şu anki Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kuran değişiklik bu kadar yakınken nasıl oluyor da buradan böyle istediğimiz zaman vakti geldi gibi dönüyoruz diyen bir şey kurulmuyor. Hemen önümüze gelen paketi de meşrulaştıran 21'se 21 hani ben 21 olduğu için özel olarak söylemiyorum. E, neyse 24'se 24 anayasasının içeriği konuşulmaya başladı. Niye konuşup bunu bir e, hemen bu kadar hesaplanmamış, bu kadar planlanmamış bir strateji ya da ortak bir akıl etrafında örülmemiş bir şeyi meşrulaştıracak bir tartışmaya geç, geçiliyor ki. Tam tersi niye şimdi anayasa değişikliği deyip mütemadiyen buradan kurulması gerekiyor. O anlamda da balık kalırsa bir iletişim bilimci olarak doğru bulmuyorum yani bu, bu şeyi. E, bu, bu tarz bir şey hani mevcut anayasa uygula, uygulanıyor mu ki bir değişiklik e, Hı -hı. etrafında tartışma yapalım? Ahim kararları uygulanmıyor, AYM kararları uygulanmıyor. Böyle bir tablo içinde her şey normalmiş gibi bu anayasa 21 olursa ne olur? Derhal o topa girip üstelik hele bir de etrafa çok tehlikeli bir şey o ve çok direnç çok kazandıracak. Yani, evet. Bunun içinde tabii ki söylediğinize dönersek ben doğru doğru okunmuyor büyük iddia ama bana hatalı görünen bir şey benimsiyorlar diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii hani Millet İttifakı'nın belki de zaten hani Türkiye'den çok konuşulan şey nedir? Ee, bir e, uzlaşma kültürüdür. E, belki de evet. daha önceden e, ya da şu sıralarda zaten çalışıp bir kendi anayasa teklifini ya da değişiklik önerisini ya da yeni evet. kendi anayasasını sunabilmesi de topluma gerekmez mi diye bazen de düşünmüyor değilim yani. <laughs> tabii bu, bu aslında. Çok temel bir şey. Bu, bu tartışma sürecek, bu sistem belli ki tıkandı, istediklerini bulamadılar ve değiştirecekler. Buna dönük bir hazırlığı çok ciddi yapması ve bunu kamuoyuna duyurması gerekiyor. Hatta şöyle bir şey. hani e, Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem deyip durdukları e, bir dönem. Ben şeyi bir programımda sormuştum ya da yazımda yazmıştım. Peki bu teklif AKP'den gelirse ne olacak? Şimdi bu e, sonradan Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu soru yöneltildi. E, benim o şeyime referansla. E, orada dedi ki. Gelirse biz istediğimiz bir şey hayır mı diyeceğiz? Tabii ki mesela hayır demek değil. E, fakat bu teklif oradan gelirse muhtemel ki zaten oranın bir işine yaradığı için gelecek. Hı hı. Buna nasıl bir hazırlık yapılıyor? E, bu böyle siz istiyordunuz, siz istiyordunuz, şimdi karşı mı çıkacaksınız deyip böyle bir e, popülist bir tarzla e, oraya çekecek mi muhalefeti? Yoksa muhalefet kararlılıkla diyecek mi? Ya biz istiyoruz ama senin tasarladığın biçimiyle değil koşullarımız şudur. Bunun hazırlığını önceden mesela oradan teklif gelmeden dediğiniz gibi hazırlayıp belki bir anayasanın bütün içeriğiyle bir hazırlık değil ama bu bu gibi şeyler karşısında manevralar karşısındaki hazırlığının da Yapılması gerekir diye düşünüyorum ben de. Şimdi asıl konuya isterseniz daha da bir giriş yapmış olalım. Ee, tamam. Şimdi gençlerine nasıl muamele ettiğini iktidarın, e, bu ülkenin e, bu azıcıkı bize gösterdi. Geleceğimiz diyoruz ya gençler bir yandan. Evet. E, yani geleceğe baktığımız zaman ne gördüğümüzü, bu son yaşadıklarımız e, çok ...kötü bir şekilde e, yansıtıyor bize, rahatsız ediyor beni de sizi de muhtemelen. E, hepimiz evet. rahatsız eden bir durum var karşımızda. Ve bu e, bir e, bütüncül iktidar anlayışının sonucu... ...siz en çarpıcı bir şekilde yaşayanlardan birisiniz KHK sürecinden evet. dolayı. E, şimdi gele gele bu noktaya geldi. Artık üniversite öğrencilerine terörist diyen bir zihniyet var. Evet. Tepki gösteren, bir rektör seçimine tepki gösteren gençlere... Az alınmayacak hakaretler, yılanın başı ezilmeli falan gibi bir görüntüyle karşımızda bir iktidar anlayışı duruyor ve bu sıra gençlere gelmiş durumda aslında hani işte o süreci takip ettiğimiz zaman şu dakika itibariyle bu saatten sonra e, ister erken seçim olsun, ister erken olmasın seçim. Sonuçta siyaset bir seçim hazırlığıdır ve burada e, muhalefet partilerinin iradesi de iktidara gelmek ve bu yanlışı düzeltmektir. Bu bağlamda ben cesur bulmuyorum. Önerilerinizi rica ediyorum. Yani böyle bir seyirci halinde ve e, canı yanıyor insanın gencecik çocuklara böyle yaftalarda falan evet. hani hayatlarını karartıyorlar. Bu ülkede gençler umutsuz olarak anketlerde karşımıza çıkıyorlar. Ülkeyi terk evet. etmeye çalışıyorlar. Yani ben bu tablonun içerisinde doğrusu çok rahatsızım. Öneri Fikirlerinizi ve fikirlerinizi duymayı çok arzu ederim bu konuyla ilgili olarak. Aslında hani sizle sohbet ederken de burayı açalım biraz. E, hı hı. Siyaset çünkü üretimdir, bir fikir üretimidir. Bir kıtlık hı. var galiba burada. Ne dersiniz? Ya işte yine az önce konuştuğumuz gibi sahiden böyle çeşitli iddia, itham, suçlama. Hepsi beraber bir kriminalize etme dediğimiz mesele. Bunu AKP mütemadiyen yapıyor ve muhalefetin bunun karşısında ürettiği bir ortak tavır yok. Bunu böyle bir geriye teptirecek, ters döndürecek bir söylem bir türlü kurulamıyor. Yani gençler çok önemli ama bu yeni başlamadı buna tekrar döneceğim unutursam hatırlatın. Hı. Ama Canan Kaftancıoğlu'ndan artık bırakın HDP'yi vesaire bırakın derken yani onlara hep yaptılar ve hep seyirci kalındı. Ama Canan Kaftancıoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na. Muhalefet etmenin kendisi terörizme eşitlenmiş durumda. Bu çok vahim bir şey gerçekten. Yani bunun karşısında gerekirse böyle bir e, çok profesyonel destek alarak bir iletişim stratejisi geliştirip bir dil kurmaları gerekiyor. Bunu e, tamam çok güzel bir şey savunmaya geçmiyorlar ciddiye alınmıyor. Giderek zaten herkese terörist dediğin herkes teröristse kimse terörist değildir zaten. Yani böyle bir şey de çıkıyor ortaya aşındırdılar bunu ama yine de ben burada başta ana muhalefet olmak üzere işte iyi parti olmak üzere bunu bu dili onlara döndürecek bir şey kuramadıklarını düşünüyorum. Hı hı. Bu bunun kendisi terörize etmektir, bir toplumu bölmektir ve bunu bunu sahiden bir şekilde bunu anlatmaları gerekiyor. Elbette ellerinden medya gitti yani bugün Semra Topçu gibi gayet böyle dengeli bir habercilik yapan, programcılık yapan birisinin bile kendine yer bulamadığı bir medya var. Yani karşımda siz varsa size örnek veriyorum. İşte akla gelmedik isimler. Yani sizler yer bulamıyorsanız hiçbir şekilde bir ne militan bir programcılığınız olmuş gayet makul bir şey içinde bir çerçevede sürdürülmüş işte bir sürü isim var. Ya Hı -hı. her şeyi bir tarafa bırakalım. Seslendirme sanatçısının ünsal Ünlü geldi bir demre aklıma. Hı -hı. Kendine yer bulamadığı bir sistem, iş seslendirme sanatçısı olarak bulamadığı bir sistem, politik görüşlerinden dolayı kimsenin tanımadığı bir ses olacak belki orada ona bile izin yok. Dolayısıyla bu bu ortamda herkese terörist Bu belki bir noktaya kadar e, iktidarın işine yaradı ama aslında şu anda bunun e, bu, bu, dilin iptal edilmiş olması gerekiyor. Çünkü herkes nasibini aldı. E, öğrenciler, gençler konusuna bakınca sahiden başı ezilecek Yılan ne demektir? Yani bir toplumun evlatlarına, gençlerine, geleceğine, başı ezilecek yılan geleceğimize diyor bunu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı şey nedir? Ee, geleceğimizi ezmek bu. Çünkü o kendi kampüsünde kendisini çok temelden ilgilendiren, çok hayati bir konuda çok demokratik yollarla protesto hakkını kullanıyor. Başka hiçbir şey yapmadılar. Kampüsün dışında değiller. Hani dışında oldukları yerler, ne bileyim Kadıköy'deki toplum toplumun desteği toplumsal destek onların yönettiği bir şey değil e, kendinden de gelişir böyle şeyler kaldı kampüsün dışında da bir e, bir siyaset eleştirilebilir tepki gösterilebilir bütün bunlar bir terör faaliyeti olarak gösteriliyor ve bu çok tehlikeli gerçekten çok tehlikeli başka türlü siyaset üretemediklerini gösteriyor hı hı. öğrencileri karşısına alıp bir yanlıştan dönmek gibi bir yol asla seçilmiyor. Bunu bir iktidar savaşı olarak görüyor ve bir müthiş bir panik olduğunu düşünüyorum. Bir geri adım atarsam bir daha toparlayamam mantığı var. Zaten eğer siyasi iktidar, yönetici kadrolar kendilerine karşı bir rıza, bir hoşnutluk çerçevesinde işlerin yürüdüğünü düşünseler, hegemonik olduklarını düşünseler bu kadar baskı ihtiyaç duymayacaklar. Olmadıklarını görüyorlar. Artık rıza üretemediklerini görüyorlar. İşçiler nezdinde, öğrenciler nezdinde, memurlar nezdinde yüz binlerce mağdur aile, insan var. Ailelerle birlikte binlerce memur var. İşini kaybetmiş, aleyhindeki davalardan tümüyle beraat etmiş biz barış imzacıları gibi. Hiçbir hı hı. soruşturma, küçücük bir soruşturma yok hakkımızda. E, Bayat etmişiz ve görevlerimize dönemiyoruz. Bir hoşnutluk artık üretemeyecekleri kadar ileri gitmişler hata yapmakta. Dolayısıyla baskıyı arttırıyorlar. Güç gösterisine dönüşüyor ve kutuplaşmadan besleniyorlar. Burada bir gelecek görmek mümkün değil. Yani Bu ise şey sonu hı hı. en temel olarak. E, biz buradan ancak ne tabii ki çok dikkatli ol, olunması gerekiyor. Muhalefet de bence böyle yapıyor zaten. Biraz bana yanlış gelen tarafı ee, öğrencilere seslendi mesela Kemal Kılıçdaroğlu, ailelere seslendi. Oysa seslenmesi gereken onlar değil. Onlara yılanın başını ezeceğiz diyenlerdir. Oraya seslenmesi gerekiyordu. Ama bir yandan da e, bir şekilde öğrencileri de haklı taleplerini böyle e, Kemal Can güzel bir ifade kullanmıştı. Bütün beklentimizi öğrencilere yıkarak bizim yerimize, yani kendi ifadelerimle söylüyorum, bizim yerimize... Onlar e, yapsın bu işi gibi bir şeye de girmemeliyiz bir duygusal hı hı. E, o şekilde bağlanmamalıyız bu olaya yani bizler de çok mutsuzuz ve bir e, direniş görünce elbette orada bir kapırtı görünce ki ben de öyle yazıyorum bunu. Bunu çok önemsiyoruz ama orada İliğimizi da çok istiyorlar, değil. istiyorlar vermeyeceğiz. En son ha. yazınızın başlığı bu gençlere hatta çok da haklı tam vurguladığınız noktaya denk düşüyor. Çünkü bu biraz da aslında şöyle değil mi? Yeni başlamadı ki. Tam buraya gelecektiniz Hı. isterseniz onu da evet. vurgulayalım. Bu, evet yeni ya iyi oluyor. Hı -hı. hatırlatmanız çünkü ben böyle gidiyorum başka yönde öbürü kalıyor orada. Yeni başlamadı işte bizim 2017'de ihraç edildiğimiz dönemde e, çok iyi bildiğiniz bir kampüs Cebeci Kampüsü. E, toplam her fakülteden ihraçlar oldu ama iki fakültenin neredeyse yarı kadrosu ihraç edildi. Yani bir, bir birik, koskoca bir birikim, bu sadece bizim birikimimiz değil, bu kamunun, toplumun birikimi. E, bir fakülteden 25, ötekinden 40 öğretim üyesini, öğretim elemanını ihraç etmek ne demektir? Bir tek imza meselesi yüzünden. Fakat o dönem orada bir yaprak kımıldamadı. Mesela öğrencilerimiz çok ortada olamadı. Neden? Çünkü son iki sene mütemadiyen öğrencilerin en basit talepleri karşısında soruşturma açılmıştı. Soruşturmalar açılmıştı, uzaklaştırmalar verilmişti, gelecekleriyle oynanmıştı. Bu yeni değil. Zaten hani bir tek bunlar değil. Genel olarak baktığımız zaman işte medyaya baktığımızda, Kürt gazetecilere baktığımızda çok uzun bir zamandır e, her şeyi böyle sindiren, yıldıran, e, cezaevine tıkan soruşturmalarla götüren bir iktidar uygulamaları silsilesiyle karşılaşıyoruz. Bugün de aslında e, olan şey bu. Sadece Boğaz içinde olduğu için böyle e, toplumun başka kodlarla baktığı bir yer olduğu için oradaki direniş üstelik daha önceden böyle Bizimkilerde olduğu gibi önce öğrencileri biçip yapmış olsalardı bu olmayacaktı. Onu öyle bir taktik şey yaptıkları için öğrenciler çıktılar ve e, tiplerini ortaya koydular. Yeni değildi ama bu yeni bir şey oldu. Yani boğaz içine uzaması, bugüne kadar böyle çok politize görünmeyen bir çevreyi hedef alması, üstelik insanların tanıdığı, bildiği, aşina olduğu öğrencilere başı ezilecek yılan denmesi gibi bir şeyle bu başka bir hal aldı yoksa aslında yıllardır sürdürülen politikalar bunlar Evet toparlayacak olursak sonuç olarak hani bu söyleşteki e, aslında e, baştan beri anlattığımız şey e, bir süreç bir AKP yaklaşımı ya da iktidar yaklaşımı MHP ile beraber değerlendirecek olursak onun karşısında netleşip de mücadeleyi ortaya koyacak olan siyaset mekanizması hani öğrenciler de değil ya da başkaları da değil elbette ki demokratik haklarını herkes ifade edebilirler ama burada bence eksik olan hani ben e, söyleşiyi hani noktalarken burada noktalayalım siyaset üretimi yani bu siyaset mekanizmasının biraz daha hızlı mı davranması lazım? Daha bu netameli işlere cesurca mı girmesi lazım? Tanımı nasıl koyalım? Ben aslında çok çok böyle iki üç haftadır hep bunu yazmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Şimdi öyle bir vakit geldi ki hani vakit o vakit de, demiştim bir yazımda da iki hafta önce. Bütün toplumsal muhalefetin, muhalefetteki siyasi partilerin ...aralarındaki kırmızı çizgiler... ...uzlaşmazlık noktaları... ...hepsini paranteze alması gereken bir andayız. Hı hı. Birinci bu. Cesur olacaklar. Bunları paranteze alacaklar. Bunlar çözülebilir. Bunlar müzakere edilebilir. Bunlar bir biçimde... ...bir iktidar sahibi olunduğunda aşılabilir şeyler. Tabii 100 yıllık meselelerimiz var ama... ...bu şekilde hiç aşılamaz. Muhalefetin cesur olması bir araya gelmesi sadece bir seçime dönük bir demokrasi bile o değil. Bütün bu antidemokratik uygulamalara özgürlüklerin gasp edilmesine, ha, hak gaspına karşı hep birlikte kime yönelirse yönelsin yüksek sesle karşı koymalıdır. İşte bugün diyelim ki Osman Kavala'yı hedef aldığında İyi Parti susuyorsa, yarın İyi Parti hedef aldığında öteki susacak. Bunu bunun derhal bırakılması, hani cesaret orada çok önemli. Bence e, tabanları kendilerinden yönetici kadrolardan, parti kadrolarından, muhalefet partileri bakımından çok daha cesur. E, bu kendileri do doğru biçimde anlatıldığı zaman her şeye çok açıklar. Biz bunu birçok yerde gördük. Yani 7 Haziran süreçlerinde gördük böyle bir bir tür üstü örtük anlaşmalar yapıldı. HDP'nin barajı geçmesinde bir yarar görüldü muhalefet bakımından işte e, yerel seçimlerde İstanbul seçimlerinde bu görüldü tekrar etmesinde görüldü taban çok rahat bunu kavruyor toplum bir yığın değil yani iki sözle yönetilmez e, önlerine gerçekçi sorun tanımları gerçekçi vaatler konulduğu zaman bunu aşabiliyorlar yani son söz olarak bu cesareti muhalefetin göstermesi gerekiyor ve e, sahiden bu parçalayıcı dil karşısında birleşme çağrısını çok acil yapması gerekiyor. Evet, özellikle gençlerin Boğaziçi'nde gördüğümüz o soğukkanlı direnişleri örnek olmalı değil mi? Kesinlikle. Gençlerin direnişi örnek olursa çok, zaten... Çok iyiler gerçekten. Çok sakin, aklı başında. İşte bu Clubhouse'da ben iki gündür dinliyorum. Çok güzel tartışıyorlar meselelerini. Elbette oradaki şeyi de çok takdir ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin hocaları... Hiçbiri bir idari görev almadılar yani bunun akademisyeni olmayı kabul etmediler, bunu bunu reddettiler. Bu çok güç veren bir şey, ee, bir e, karşı koymaya bir direnişi. Evet, şu an hani, selam ya aslında yolu açıyor hani siyasetçinin doldurması gereken alanı da göstermiş oluyor bir nevi toplumsal direnişler. Ama işte Hiç cılız kalıyor de. orada burada şurada toparlayıcı olan siyaset mekanizması olacak herhalde. Çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Görüşmek dileğiyle Görüşmek kolay üzere. gelsin. Teşekkürler.